kışın gribinden, soğuk algınlıklarından, baharın alerjilerinden kurtulduk derken uzmanlar bu kez de yaz enfeksiyonlarına karşı uyarıyor. Biz de bu güzel günleri sorunsuz geçirmek isteyenleri düşündük ve onlar için yaz mevsimini çok seven enfeksiyonları ve alınması gereken önlemleri ele alalım dedik. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Mehmet Kadir Göktürk bize yaz ve seyahat hastalıklarından korunma, tanı ve tedavi yollarını anlatacak. Siz de hekimimize soru sorabilirsiniz. 0212 243 71 78 telefon numaramız. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla mesajlarınızı iletebilirsiniz. Hoş geldiniz Sayın Göktürk. Hoş bulduk. İyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz? Biz de iyiyiz, teşekkür ediyoruz hocam. Gerçekten kış bitti, kış hastalıkları bitti. Baharda alerjileri konuştuk. Kapımıza yaz dayandı. Yazın da hastalıklar bitmiyor değil mi? Yazın evet. Yazla birlikte, havaların ısınmasıyla birlikte hareketlilik de artıyor. Artık evlerden çıkıyoruz. Parklarda vakit geçiriyoruz veya seyahatler başlıyor. Yurt içi, yurt dışı seyahatler başlıyor. Bunlar da tabii beraberinde enfeksiyonları da tetikliyor. Bunun için özellikle en sık karşılaştığımız, seyahatlerden sık karşılaştığımız şikayetleri hastalarımızın turist ishali dediğimiz kısım. Burada flora bozulduğu için gidilen yerdeki yiyeceklerle, suyla birlikte genellikle kontrol edilebilen bir ishal oluyor. Bunlar da genelde antibiyotiksiz 7 ile yani 3 ile 7 gün içerisinde kendiliğinden toparlıyor. Bol sıvı tüketerek, önerilerle birlikte. İshal ne demektir hocam? Yani ishal olunca bir insan enfeksiyon kapmış mı demektir? Evet, yani genelde bakteriyel ishaller de var. Bazen de yediğimiz yiyeceklerin yapısından kaynaklanan sulu dışkılama. Bu günde 3-4 defadan fazla sulu şekilde olan dışkılamaya ishal diyoruz. Kanlı olabilir, yeşil olabilir, köpüklü olabilir, işte kokusunun değişmesi. Bunlar bakteriyel mi? Bu konuda hekimi İşaret yönlendirir. Evet, kültür yapılır ve gayta, büyük abdest kültüründen sonra üreme varsa etken mikroorganizmaya dönük duyarlı antibiyotikle tedavi edilir. Peki önerileriniz, korunma açısından önerileriniz neler olacak? Özellikle turist ishaline karşı. Evet. Burada özellikle açıkta olan yiyeceklerin tüketilmemesi, pişmiş ve sıcakken servis edilen yiyeceklerin tüketilmesini öneriyoruz. Ve kapaklı, markalı suların tüketilmesi, açıkta olan buzların da tüketilmesini önermiyoruz. Mümkün olduğu kadar bunlara dikkat edildiğinde bir sıkıntı olmayacaktır. Peki eğer bir kişi ishal olduysa, hele de yaz döneminde seyahatteyken, hocam kendisi neler yapsın? Mesela bol sıvı mı tüketsin ilaç kullanırken? Kesinlikle önce su içmek, yani özellikle suyu vurgulamak istiyorum. Yani çay, kahve suyun yerini tutmaz. Yaz döneminde 2500-3000 cc'nin üzerinde, yani 3000 cc kadar ishalken 24 saatte su tüketmesi gerekir. Muhakkak bunu da su azlığını idrarının rengiyle kendisi de değerlendirebilir. Çok açık sarı olması gerekiyor idrarının rengi. Ve şekerli ve yağsız yiyeceklerden de uzak durarak vücut kendisi toparlayacaktır. Ha, zeminde başka bir rahatsızlığı vardır, bakteriyel bir enfeksiyondur. Bu tabii ayrı, demin söylediğim gibi kültür ve antibiyogramla değerlendirecek bir konu. Peki seyahate çıkmadan önce bizler yanımıza hangi koruyucu önlemleri almalıyız? Hangi ilaçlarımızı almalıyız? Şimdi yurt dışı ve yurt içi seyahatleri isterseniz önce bir şey yapalım. Ayırt edelim. Ayırt edelim. Yurt dışı seyahatler için söyleyecek olursak ilgili hekime seyahatten bir ay önce başvurmak gerekir. Gidilecek ülkeye ile ilgili, hangi mevsimde gidecek, bunlar ve ne kadar süre kalacağı ile ilgili hekimle bunu konuşması gerekir. Çünkü bazı önlenebilir aşılarla ilgili, önlenebilir hastalıklarla ilgili aşılar yapılması ve bu süre içerisinde aşının yan etkisi ve aşının koruyuculuğu ile ilgili bir düzeyin oluşması için bir ay önceden başvurmak gerekir. Gidilecek bölgeler özellikle sıtma, sahra altı, Afrika için söylüyorum. Sahra altı ülkelerinde çok yaygın. Güney Amerika'da, Hindistan'da çok fazla. Bununla ilgili mesela sıtma için 2 hafta önceden tedavi başlanıyor ve geldikten sonra da tedaviye devam ediliyor. Orada kalınacak süre de göz önüne alınarak. Japonya'ya gidilecekse Japonya ensefalitiyle ilgili bilgilendirilir. Hindistan tarafı kolera. Yani gidilecek bölgenin durumuyla birlikte kişi değerlendirilip önerilerde bulunuluyor. Peki ya yurt içinde? Yurt içinde Çukurova bölgesi ve Güneydoğu'da sıtma ülkemiz için yaygın.
Gene ısıtma için dikkatli olmak gerekir. Uzun bütün kolları kaplayacak şekilde ve giyime dikkat etmek gerekir. Dizanteri gene Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da dizanteri. Bruselloz özellikle pastörize edilmemiş sütlerden yapılmış ürünlerle bulaşabilir. Tifo gene aynı şekilde hijyene dikkat edilmeyen ürünlerin tüketilmesiyle bulaşabilir. Tifo nedir hocam? Tifo da gene Salmonella tifi'nin etken olduğu bir mikroorganizmanın sebep olduğu bir hastalık. Daha çok karaciğeri ve bağırsakları tutabiliyor. İshal yapıyor ve bununla ilgili tedavi edilmesi gerekir ve taşıyıcılık da olabiliyor. Bunu önleyebilmek adına muhakkak hastanın hekim kontrolünde olması gerekir. Peki, şimdi sokağa çıkacağız birlikte. Evet. Bakalım neler konuştunuz. Yazın görülecek enfeksiyon hastalıkları neler? Bilginiz var mı? Göz nezlesi olursun, gözde intihaplanma olur. Başka yazın ne olabilir? Mantar hastalıkları olabilir. Yazın böcek sökmalarında olabilir. Tabii ki sıcaklıklar arttığında bakteriler, evet, denizlerde olabilir. Enfeksiyon hastalıkları, nezle, grip. Mikroplara falan karşı daha dikkatliyim. Nezle olduğum zaman kullanacağım ilaçlara karşı daha dikkatliyim. Enfeksiyon daha çok boğaz enfeksiyonu. Vatandaşlarımız bilinçli mi? Evet, gerçekten bilinçliler. Yazla birlikte mikroorganizmalar nemli ortamları severler. Dolayısıyla ekstremitelerimiz, yani ayaklarımızı özellikle yazın terlemeden dolayı terleyebilirler. Kurutmamız gerekir. Bunlar mikroorganizmalar için, mantarlar için, viral enfeksiyonlar için bir besiyeri oluşturuyor. Dolayısıyla daha çabuk ürüyorlar ve etken kişiyi rahatsız edecek boyutlara ulaşabiliyor. Neye yol açar ayakta bakteri? Ayakta bakteri özellikle çatlaklarla birlikte, ayakta oluşacak deri bütünlüğünün bozulmasıyla birlikte bir giriş olur. Daha sonra orada lokalize bir enfeksiyon, inflamasyon olur. Ve eğer önlem alınmasa bu, tabii cilt altı dokusu enfekte olur. Bunlar şeker hastası gibi, işte böbrek rahatsızlığı, yani savunma sistemi daha zayıf olan kişilerde, 65 yaş üstü olanlarda, gençlere göre, sağlıklı olanlara göre biraz daha sıkıntı ve ciddi sonuçlar doğurabilir. Şimdi dediniz ya, yazın yiyecekler kolay bozulur, başka yiyecekler yenirse ishal olur diye. Acaba yiyeceklerden bulaşan başka hangi hastalıklar olabilir? Yiyeceklerden... özellikle kolera çok önlem alınması ve mücadelesi de zor bir hastalık. Yani daha çok yurt dışında, yani bunları yurt dışı için konuşuyorum. Hindistan, Bangladeş türü, Bangladeş gibi ülkelere gidildiğinde suyla birlikte bulaşan, evet, daha çok suyla bulaşan mikroorganizmalar ve çok hızlı bir şekilde sıvı kaybıyla ölümlere yol açabilen bir mikroorganizma. Aşısı yok mu koleranın? Yani turistler için çok önerilmiyor. Eğer o bölgede çalışılıyorsa, sivil kuruluşlarsa, yani o bölgede çok uzun süre kalınacaksa yapılabiliyor. Gene süt ürünleriyle bruselloz dedim, bizim ülkemiz için konuşuyorum. Yaygın, muhakkak kaynatılmış sütten üretilmiş, bilinir markalı ürünler kullanmakta fayda var. Peki ya bozulmuş bir yiyecek yediysek, mesela tavuk sıcakta, evet, çabuk bozulan, evet, bir yiyecek. O zaman ne yapalım? Yani mümkün olduğu kadar tabii bunlardan uzak durmak ve sıcak olarak tüketmek. Yani bunu özellikle sıcak olarak tüketmenin altını çiziyorum. Eğer ateş ve kusma varsa, kendisini ateş ve kusma ishalle birlikte gösterir. Halsizlik, baş ağrısı, bunlarla gösterir ve bir hekime başvurup gerekli kan tahlili ve eğer ishal de varsa büyük abdest kültüründen sonra çıkacak sonuçla birlikte değerlendirilip antibiyotik başlanabilir. Antibiyotikle tedavisi oluyor, evet, değil mi? Peki havuzdan ve denizden acaba en çok hangi enfeksiyonlar bulaşabilir? Evet, havuzlar maalesef yeteri kadar dezenfekte edilemeyebiliyor. En çok orta kulak iltihabı çok görüyoruz. İdrar yolu enfeksiyonları görüyoruz. Anatomik yapılarından dolayı bayanlarda biraz daha fazla idrar yolu enfeksiyonu ve vajinitler görebiliyoruz. Mantar enfeksiyonları görebiliyoruz. Bu da gene özellikle orta kulak iltihabı için söylüyorum. İşte kulak dolgunluğu, kulakta akıntı, ağrı olduğu zaman muhakkak havuzu kullanmamaları ve bir hekim tarafından muayene edilmelerini öneririm.
Peki, tekrar sokağa çıkacağız. Bakalım neler konuştuk. Grip ve nezleyi karıştırabiliyoruz. Bu ikisi arasındaki ayrım biliyor musunuz? Biliyorum. Grip kırgınlık yapar, halsizlik yapar, ateş yapar. Nezle de burun akıntısı yapar, geniz akıntısı yapar. Grip nezle aynı yani, değişen bir şey yok. Grip biraz daha bir enfeksiyon türünde bir hastalık herhalde. Nezle daha çok yani sinüzitlerle ilgisi olan bir hastalık olabilir. Yok, birbirine yakın diyebiliyoruz ama. Biz de genelde karıştırırız. Nezle de olsak, grip de olsak grip yüz diyoruz. Çok karıştırılıyor. Evet. Yaz aylarında da görülüyor değil mi? Görülebiliyor evet. Nasıl ayırt edeceğiz? Şöyle, aslında burada soğuk algınlığı belki denmek istiyor. Yani griple nezle influenza yani viral bir enfeksiyondur. Diğeri de soluk algınlığı daha hafif, böyle semptomatik, daha böyle dinlenerek çok böyle hırpalamadan geçer. Ama influenza öyle değil. Hastayı çok hırpalar, ateş olur, öksürük, kuru öksürükler olur. Yani hareket ettirmez de iş kaybına sebep olacak kadar şey olur. Ve zaman zaman da tedaviyle, istirahatle birlikte tedaviyle gerektiren bir durum. Peki acaba yaz döneminde hangi virüs dolaşıyor havada? Yani havada daha çok influenza, bu ara hala yaygın, havalar mevsim biraz şey gitti. Influenza kış aylarında Kasım ve işte Nisan'a kadar görsek de Eylül'den itibaren, ama yazında görebiliyoruz. Gene dediğim gibi ateş, kırgınlık, baş ağrısı, halsizlik, böyle hasta çok dövülmüş gibi kendini böyle hisseder. Daha çok ev istirahat vererek semptomatik ve destekleyici tedavilerle tedavi ediyoruz. Evet, değil mi? Gerektiği zaman da tabii ki ilaç kullanıyoruz. Geçelim, acaba böcek sokmaları olursa, kene ısırması yaşanırsa tam da bu mevsimde evet, değil mi? Neler yapacağız? Şimdi ülkemiz için 2002'den beri Kırım-Kongo kanamalı ateşiyle tanıştık. Bu daha önceden 1944-45'lerde Kırım'da Rus askerlerinde ilk görülmüş. Daha sonra da gene 50'lerde, 56'larda Afrika'da, Zimbabwe'de, Kongo'da görülmüş. Daha sonra 69'da bakıldığında ikisinin aynı olduğu tespit edildikten sonra Kırım-Kongo kanamalı ateşi dendi. Nasıl bulaşıyor? Keneyle, evet, keneyle bulaşıyor. Özellikle keneler havaların ısınmasıyla birlikte daha yaygın hale geliyorlar. Tabii her kene Kırım-Kongo'yu bulaştırmıyor. Yani etkeni barındırmıyor. Yaklaşık 850 çeşit kene var. Oo. Ülkemizde de Erzincan, Tokat, Çorum, Çankırı, yani Kelkit Vadisi'ni çevreleyen illerde daha çok görülüyor. Maalesef ölümler de görülüyor. Hatta bu hastalara bakan sağlık çalışanlarında da ölümler görülüyor. Kırım-Kongo kene ısırdıktan sonra yaklaşık 3 ila 14 gün içerisinde kendisini gösteriyor. Halsizlik, baş ağrısı, şuur bulanıklığı, ateş, yüksek ateş, kırgınlık. Ve daha sonrasında da ciltte hiçbir yere çarpmadığı halde kanamalar olabiliyor. Makattan kanamalar oluyor, burundan kanamalar olabiliyor. Muhakkak hastaneye yatırılması ve destek tedavisi, gerektiğinde kan ve diğer ürünlerin verilmesiyle takip ediliyor. Ölümler maalesef görülebiliyor, yaşanabiliyor. Peki ölümler daha çok kimlerde görülüyor? Çocuk ve yaşlılarda evet, mı? Evet, ümün sistemi zayıf olanlarda, 65 yaş üstü ve çocuklarda biraz daha fazla. Muhakkak o bölgedeki tarımla çalışanların kene savar türü spreyler kullanmaları, uzun giyinmelerini öneriyoruz. Muhakkak kene eğer vücutlarında her gün kenenin kontrolünü yapmaları ve kene varsa muhakkak bir hekim tarafından çıkarılmasını, vakit kaybedilmeden çıkarılmasını. Çünkü kene kaldığı zaman kanı emerken kendi tükrüğüyle birlikte virüsü enjekte ediyor. Bunun için günlük kontrolünün yapılması gerekir. Eğer elle sıkılmaya çalışılırsa kenenin kusması kolaylaştırılıyor ve enfekte olma daha da hızlanıyor. Muhakkak bir hekim tarafından pensle hastane ortamında alınmasını öneriyoruz. Böyle bir durumda acile mi gidilmeli? Evet. Yani hekimler zaten acil, özellikle o bölgede bu konuda deneyimli. Bizim de yıllık bununla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan yazışmalarımız olur. Neler yapılacağı ile ilgili. Acil hekimleri ve hemşireler nasıl yaklaşacaklar ile ilgili bilgileri var. Hı hı. Zaten bizimle de irtibat halindeler. Ülkemiz için özellikle şimdi artık seyahatler farklılaştı. Yani sadece şehirde kalınmıyor, kırsala gidiliyor, evet. Kamplar kuruluyor, mağara gezginleri var, dağa tırmananlar var.
Onun için muhakkak yanlarında böcek kovucu spreyler ve bandajlar falan, diğer işte belki bu arada yanlarında neler bulunacağını da söyleyeyim ben. Evet. İşte bandaj, ateş düşürücüler, lokal antibakteriyel jeller, bunlar bulundurulabilir. Ama kamp kuracak kişilerin muhakkak uzun giyinmeleri, hiçbir ekstremitesini dışarıda kalmamasına, yani kısa kolu giyinmemelerini özellikle öneriyoruz. Mümkünse de açıkçası bu bölgelerde kamp kurmamaları. Çünkü gerçekten çok riskli ve ölümcül sonuçları olan bir durum Kırım Kongo. Dediniz ya, havuzlardan, denizlerden idrar yolları enfeksiyonu bulaşabiliyor. Evet. Özellikle kadınlarda daha çok görülüyor diye. Evet. Peki böyle bir durumda ne yapalım? Bu nasıl bir belirti verir bir kere? Özellikle sık idrara çıkma. Yani şöyle, denizleri önce izah edeyim. Denizlerde biraz da, eğer deniz temizse, yani deniz gerçekten temizse, bulaş biraz daha az havuzlara göre. İdrar yolu enfeksiyonları daha çok sık idrara çıkma, idrar renginde koyulaşma, kokusunda değişiklik ve yan ağrılarıyla biraz halsizlik de yapar. Eğer biraz daha ilerlemişse ateş ve titreme de yapabilir. Bununla zaten hastayı hekime götürür. Götürür. Evet. Bunun tedavisi nasıl olur? Bu da yine aynı şekilde idrarın laboratuvarda testi ekilmesiyle kültürü yapılır. Üreme olursa mikroorganizmanın ismi konur ve antibiyogram yapılır. Uygun antibiyotik seçilerek hastaya tedavi verilir. Olur. Evet. Antibiyotiklerle ilgili sorular sorduk sokağa. Bakalım yanıtlar aldık, izleyelim beraber. Rahatsızlandığınız zaman antibiyotik kullanır mısınız? Hayır, olmaz. Neden? Şimdi yani antibiyotik iltihaplarda kullanılır, ameliyat sonrasılarda kullanılır. O tip şeyler, yani antibiyotik gribe falan iyi gelmez. Ya çok zor durumda kalınca da kullanırım. Yani ara ara, çok fazla kullanmam. İki kere kullanırım, üç kere kullanırım, bırakırım. Çok ileri derece olduğunda evet. Antibiyotik hayır. Çok değil tabii ki artık, doktor önerdiğinde. Toplumumuzda antibiyotik korkusu var. Evet. Sizce neden kaynaklanıyor? Yani antibiyotik aslında çok uzun süre bilinçsiz bir şekilde kullanıldı ve bunun yan etkileri de yakınlarında falan da görüldü. Ama demin gerçekten güzel, antibiyotik gripte kullanılmaz. Yani bu slogan bile olabilir. Yani halk diliyle anlamında söylüyorum. İnfluenza, grip, influenza viral bir enfeksiyon. Antibiyotikler de bakteriler için verdiğimiz ilaçlar. Dolayısıyla hiçbir yeri yok. Yani hiçbir yeri yok. Hekimin önermediği durumlarda kesinlikle antibiyotik kullanılmamalı. Açıkçası hekim mi antibiyotik yazması konusunda da ısrarcı olunmamalı. Çünkü sonuçta bunlar ilaç, kesinlikle bize yararlılar. Ancak yerinde ve zamanında kullanılmak kaydıyla. Bunlar böbrekten elimine oluyor, karaciğerden elimine oluyorlar ve bunların uzun süre kullanımlarında da istenmeyen yan etkileri de olabilir. Ne gibi yan etkiler yani, olabilir? Bunlar daha çok kullanıldığı zaman karaciğerde, karaciğer enzimlerini yükseltirler, karaciğeri yorarlar. Gene aynı şekilde böbrek de yorulur. İşlevlerini, kendi normal yapacakları işlemleri yapmalarını zorlaştırır. Peki dediniz ya, şimdi gripte kullanılmaz antibiyotik evet. diye. Hangi üst solunum yolları enfeksiyonunda kullanılır? Antibiyotik örneğin eğer bir boğaz ağrısı varsa, boğazında bademcikleri şişmişse zaten buradan bir boğaz kültürü alınır. Hı-hı. Yani hep kanıta dayalı gitmek lazım. Hı-hı. Eğer balgam çıkarıyorsa, öksürüğü varsa hekim akciğerini dinler. Balgamdan kültür yapılır. Üreyen mikroorganizmaya göre değerlendirilir. Diğer kan tahlillerine göre değerlendirilerek bu bilgilerin ışığında hekim zaten gerek varsa antibiyotik yazacaktır. Hı-hı. Şimdi izleyici sorularımızla devam evet. edelim. İstiyorum. Numaraları da bir kez daha hatırlatalım. Efendim seyahatlerde ve yazın yaşanabilecek hastalıkları, enfeksiyona bağlı hastalıkları da konuşuyoruz. 0212 243 71 78 telefon numaramız, 0544 880 87 87 de WhatsApp numaramız. Bir izleyicimiz der ki, klimaların sebep olduğu hastalıklar olabilir mi seyahatlerde? Bunun için neler yapmalıyız? Bu gerçekten kıymetli bir soru. Özellikle Legionella pneumonia dediğimiz klimaların iyi temizlenmemesinden kaynaklanan, bu temizlenmemiş klimaları kendisine ortam olarak barınan mikroorganizmalar var ve klimanın havayı savurmasıyla birlikte bütün o alanın tamamına havayı savuruyor ve bu mikroorganizmaları herkes ister istemez soluyor ve çok ağır geçiyor. Bazen şuur bulanıklığına kadar
gidebiliyor. Hasta hatta bazen bu şuur bulanıklarını başka tanılarla falan aramaya karıştırabiliyor. Evet. Onun için muhakkak standartları olan yerlerde tatil yapmak. Hı hı. Bunu öneririz açıkçası. Kendi evimizde klimamız varsa ya da çalışma ortamımızda yazın. Bunların mesela temizliğine mi dikkat edilmeli? Kesinlikle evet. Yani bunların daha çok yani yıllık periyodik şeylerin yapılması lazım ama özellikle otel şartlarında oteller çünkü 7-24 ve yılın büyük bir kısmında çalışıyorlar ve çok daha endüstriyel klimalar kullanıyorlar. Evet. Bu mikroorganizmalar daha çok otellerde toplu zatürelere sebep olabiliyorlar. Ne yapacağız bunun için? Yani önlem almak için? Yani açıkçası eğer o klimalı ortamda mümkün olduğu kadar az geçirmek zaman. Lazım. Değil evet. Mi? Eğer şikayetlerimiz olduğu zaman da vakit geçirmeden bir hekime başvurmakta fayda var. Bir izleyicimiz der ki iyi günler doktor bey. 16 yaşındayım ve güneşe çıktığımda bir iki adım attığımda hemen kızarıyorum. Ve burnumun kenarlarında aşırı yağlanmalar olmaya başladı ama çok kızarabiliyorum. Önerebileceğiniz bir şeyler var mı? Yani güneş yanıklarına bağlı değil mi konuşabiliriz evet, bunda yani biraz da? Bu evet biraz güneş yanıklarıyla ilgili cilde hassas olabilir. Yani cilt testi yaptırabilir ve bununla ilgili vitamin eksikliği varsa bunlar yerine getirilebilir. Çıkmadan önce koruyucu kremler yani eksiği olan kremler kullanılabilir. Bir de mümkün olduğu kadar güneşin tepede olduğu zamanlarda dolaşmamak en güzeli. Yani özellikle güneşlenirken gün ortasında uyumamak yani güneşin altında uyumamak da çok önemli ve bol su içmek. Değil mi? Evet, en bol önemlisi. Su. Evet. Su. Özellikle su diyorum. Yani bu diğer içecekler ayrı, su ayrı evet. Bir diğer izleyicimiz sorar ki hocam, 2 haftadır sol ayağımın küçük parmağında kaşınmalar var. İlk günlerde deri soyulurken şimdi sivilceler çıkmaya başladı. Biraz araştırdım. Mantar olabileceğinden şüpheleniyorum. Hangi kremi kullanmalıyım der ya da ne yapmalı? Evet. Yani tabii önce bir değerlendirmek lazım. Eğer orada bir infeksiyon varsa kızarıklık mı bir bakteriyel mi mantar mı bunun belki yine aynı şekilde sürüntü kültürünün alınıp değerlendirdikten sonra ancak bir tedavi evet biz evet lazım, bir tedavi verilebilir evet. Şimdi hocam ben sizin geçmişinizi araştırdığım zaman hepatit B, hepatit C tedavileri de yaptığınızı, evet. Bu konuda ilgilendiğinizi okudum. Acaba A, B ve C hepatit nedir? Evet. Belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıldır? Nasıl evet. Anlatırsınız bize? Şimdi gene seyahatlerde de çok insanlar bunlarla maalesef dönebiliyorlar, mı? Karşılaşabiliyorlar ve dönebiliyorlar. Hepatit A çocukluk çağı hastalığıdır ve çocukken sararmadan biraz böyle hafif halsizlikle falan geçirilebilen bir hastalık. Ama hepatit B ve hepatit C daha çok yetişkinlerde yani çocuklarda da tabii görebiliyoruz ama hepatit A'yı yetişkinlerde gördüğümüzde daha ağır ve agresif seyredebiliyor. Karaciğer yetmezliğine kadar gidebiliyor. Hepatit A yiyeceklerle, suyla bulaşabilir. Bunun için aynı şekilde seyahat ederken demin söylediğimiz universal önlemler bunlar için de geçerli. Hepatit B, C daha çok kan yoluyla, cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Bunlar daha çok karaciğerde siroz ve karaciğer kanseri olmasına sebep olabiliyor. Bunun için muhakkak aşıların yapılması lazım. Yani vatandaşlarımız muhakkak hepatit B, hepatit C testlerini yaptırıp taşıyıcı olup olmadıklarını veya buna karşı yani hepatit B için söylüyorum. Buna karşı bağışıklığın olup olmadığına bakmaları gerekir. Hepatit C'nin zaten aşısı yok. Bunun için gittikleri yerlerde mümkünse girişimsel işlemler yapmamaları gerekir. Yani diş onarımları varsa gitmeden önce diş bakımlarını, diş tedavilerini yapıp gitmeleri, gittikleri yerde bir kaza geçirdiklerinde özellikle Afrika yani gelişimi daha az olan ülkeler için konuşuyorum. Gelebiliyorlarsa ülkemize geldikten sonra diğer işlemlerini yapmaları. Çünkü orada çok yaygın HIV olsun, hepatit B, hepatit C olsun. Bunlar hijyene dikkat edilmemiş, steril olmayan malzemelerle, bir başkasına kullanılan malzemelerle çok rahat bulaşabilir. Evet. Turistler maalesef yani gittikleri yerlerde cinsel ilişkiye de girdiklerinde HIV olsun, hepatit B, hepatit C'yi kapabilirler. Bunları tek bir ilişkiyle de kapabilirler.
muhakkak önlem almak lazım. Evet, evet. Dediniz ya hocam, şimdi hepatit B ve A'nın testleri var diye, değil mi? Hepatit A, B, C'nin, evet, bunların testleri var. Ne gibi testler bunlar? Bunlar laboratuvar testleri. Hepatit, gene seyahatler üzerinden konuşalım. Çıkmadan önce hepatit A'ya karşı bağışıklık oluşup oluşmadığına baktırırlarsa, eğer bağışıklıkları yoksa bir doz hepatit A aşısı yapıp öyle çıkmaları, yani zaten önerimiz de bir ay önceden hekime başvurmalarıydı seyahatten önce. Başvurduklarında gitmeden önce hepatit A'ya karşı bir bağışıklıkları oluşmuş olur. Değil hepatit mi? B ve C cilt bütünlüğünün bozulduğu, mesela berberde cilt bütünlüğünüz bozulmuşsa ve bir başkasına kullanılan bir jilet, hı hı, enfekte ise size bulaşma ihtimali yüksek. Kan yoluyla bulaşıyor. Kan yoluyla da bulaşabilir, mi? Evet. Peki eğer bulaşmışsa tedavisi var mıdır? Tedavisi son yıllarda özellikle hepatit C için oldukça güzel gelişmeler oldu. Şu anda bazı ilaçlarla daha yan etkileri daha az ve tedavi süresi de daha kısa tedaviler var. Mümkün. Evet, hepatit B için de oldukça gelişmeler oldu ama onda gene şu andaki mevcut tedavi söylüyorum. Yani tek tabletle günde ömür boyu belki veya uzun yıllar tedaviyle karaciğer kanseri olmasını ve siroz olmasını önlüyoruz. Önleyebiliyorsunuz. Evet. Şimdi cinsel yolla bulaşan hastalıklar deyince akla ilk AIDS geliyor. Evet. Bundan da biraz bahsedelim mi? Evet, AIDS maalesef tüm sosyoekonomik sınıflarda, tüm eğitim sınıflarında görebildiğimiz bir hastalık. Bunun için muhakkak, yani cilt bütün, özellikle berberde, yani ortak kullanılan malzemelerin ortak kullanıldığı yerlerde mümkün olduğu kadar tek kullanımlık malzeme kullanılması ve eğer cinsel ilişkiye girilecekse de muhakkak kondom kullanılmasını öneriyoruz. Evet. Bununla ilgili sokağa çıktık, bakalım, evet, bilinçli miyiz? AIDS artık tedavi edilebilen bir hastalık mı? Tabii ki, isterlerse yaparlar. Bence değildir herhalde. Tedavi edilmez. Bence tedavi edilemez. Bildiğim kadarıyla hayır. Tedavi edilebilen, evet, bir hastalık. Evet, mı? AIDS tedavi edilebilen bir hastalık. Şu anda HIV ayrı, aslında AIDS ayrı bir şey. Yani HIV pozitif olmak, yani AIDS hastalığın bütün belirtilerin olması. Yani HIV pozitif olup şu anda çalışan, katma değer üreten çok fazla insan var. Bunlar yaşamlarını sürdürüyorlar, kariyer yapıyorlar, topluma katma değer üretiyorlar. Yani son dönemdeki çıkan ilaçlar, üretilen ilaçlar çok daha yüz güldürücü. Daha önceden gördüğümüz fırsatçı infeksiyonları şimdi çok nadir görüyoruz. Korkmaya gerek yok. Yeter ki bir hekim gözetiminde olalım. Yani İstanbul için konuşuyorum. Çok fazla merkezde HIV hastalarının takibi, tedavisi yapılıyor. Bunlar güzel şeyler ve açıkçası çok uzun sürede yaşıyorlar. Yani çok uzadı, evet. Şimdi menenjitle ilgili sorularımızı, evet, dinleyeceğiz. Sonra size danışacağız hocam. Menenjit sizce tedavisi olan bir hastalık mı ve bulaşıcı mı? Menenjit, evet, tedavisi olur. Bence bulaşıcı olmayabilir. Yani tedavisi de vardır belki. Bulaşıcı diyebiliyorum. Bizi nasıl aydınlatacaksınız menenjit konusunda? Evet. Şimdi meningokokal menenjit öldürücü bir hastalık, yani onu söyleyeyim. Eğer önlem alınmasa çocukluk çağında daha çok görülüyor, yetişkinlerde de görülüyor. Beyin zarının iltihaplanması, menenx beyin zarının iltihaplanması, tedavisi var. Hastanın hekime erken gelmesi çok önemli. Yatağının erken konması ve tedavinin başlanması. Yani öyle ki hasta sağlık ocağında hekim menenjitten şüphelenirse muhakkak damar yolunu açıp hatta ilk doz antibiyotiğini yapıp öyle merkeze göndermesini istiyoruz. Yani vakit bu kadar kıymetli menenjit için. Peki belirtileri neler? Belirtileri şuur bunalıklığı, gene yüksek ateş olur, ense sertliği olur, kasılmaları olur. Çocuklarda bazen çok ileri dönemlerde döküntülerle gelir hasta. Daha çok dediğim gibi şuur bulanıklığı, yüksek ateş, baş ağrısıyla. Erken tanı önemlidir, çok önemli, tedavi için diyorsunuz, evet, değil mi? Hocam, diyabetik ayak enfeksiyonlarından da bahsedelim mi? Bu ne, evet, demek? Şimdi diyabetik ayak enfeksiyonu şeker hastalarının
şeker düzeylerinin iyi gitmemesi, kontrol etmemeleri sonucu damarlarında oluşan tahribatla birlikte ayaklarda oluşan infeksiyon. Bu ayaklarındaki bu infeksiyon, yani diyabetik ayak dediğimiz hadise, diğer sağlıklı insanlardaki ayak infeksiyonlarından çok farklı. Diyabetik ayakta diyabetik ayak infeksiyonu olan hastaların tırnaklarının batması bile çok daha dirençli olan mikroorganizmaların üremesine, orada hızla ilerleyen ülserlerin, enflamasyonların oluşmasına, hatta bazen kemik infeksiyonları ve maalesef bazen birkaç parmak, bazen parmakların tamamı ve ayağın bir kısmını almak zorunda kalınan bir durum. Bu daha çok yani diyabeti olan hastalar hayatlarının bir dönemde ayaklarına infeksiyon geçiriyorlar. Hı hı. Bunun için yapacakları şey şekerlerinin çok kontrol altında olması. Hı. Bu olduğu zaman hem böbrekleri rahatsız olmuyor, hem gözlerinde gene damarsal yapıların bozulmasına bağlı olarak sıkıntı olmuyor. Ama bize gelen hastalar genelde ileri dönem hastalar. Hı. Ve böbrek ve göz şekerin komplikasyonlarının oluştuğu hastalar oluyor. Peki biz, ilerlemişse nasıl bir tedavi öneriyorsunuz? Biz ilerlemişse çok agresif antibiyotik tedavisiyle, tabii kültür sonucunda üreyen mikroorganizmaya göre, bazen hiperbarik oksijen tedavisi öneriyoruz. Biz aslında sadece enfeksiyoncular çalışmıyoruz. Bu dönemde oradaki artık yaraların, ölü dokuların alınması için plastik cerrahlarla çalışıyoruz, ortopedistlerle çalışıyoruz, endokrin uzman arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Biraz multidisipliner bir yaklaşımla çözüm şey yapmaya çalışıyoruz. Muhakkak şeker hastası olan hastalarımıza önerimiz ayaklarını sıkmayan rahat ayakkabılar giymeleri, ayaklarını kuru tutmaları çok önemli. Yaz döneminde ne giysinler? Yaz döneminde de gene eğer kapalı giysinler, ama tabii daha havalı, daha hava alacak şeyler giyebilirler, ama kuru tutmaları çok önemli. Yani çorapla şey yaparak kuru tutsunlar. Seyahate çıkmadan önce de muhakkak hekimlerine şeker ilaçlarını reçete etmiş ve kalacakları süre kadar da ilaçları muhakkak yanlarında bulunmuş olsun. Şimdi bir izleyicimiz sorar, der ki hocam acaba çocuğuma menenjit aşısını ne zaman yaptırmalıyım der. Bunların aşısı var mı? Bunların aşısı var. Çocukluk çağında dediğim gibi geçirildiği için ve zorunlu aşı değil mi menenjit? Evet, evet. Çocuk hekimleri, sağlık ocaklarında da bunların takipleri yapılıyor. Ayrıca yaptırmaya gerek yok. Ha, eğer seyahat ettikleri bölgede bununla ilgili bir salgın varsa bu ayrı. O zaman yapıyoruz. Ama onun dışında çocukken eğer bütün aşıları yapılmışsa menenjit aşısı da onların içinde. Sıtma nasıl bir hastalıktır hocam? Sıtma sivrisinekle bulaşan. Daha çok sivrisinek var değil mi yaz döneminde? Evet, özellikle de bizim yani ülkemiz içinde Çukurova ve Adana bölgesi, Güneydoğu bölgesinde çok fazla görüyoruz. Bu da yine sivrisinek kanı emerken enfeksiyon bırakıyor ve bu hastalarımız da maalesef dirençlidir, tedavisi uzundur, atlanabilir, başka hastalıklarla karışabilir. Bu yüzden hasta ateşi olduğunda, halsiz olduğunda ve o bölgedeyse, sivrisineklerle irtibatı olduysa muhakkak göz önünde bulundurulup sıtma savaş birimlerimiz var. O birimlerde ilaçları verilerek tedavileri yapılıyor. Çünkü bunların tanısının konulması için bazı özellikle o birimlerde deneyimli insanlar tarafından yapılan testlerle tanı konduktan sonra tedavileri başlanıyor. Çok değerli bilgiler verdiniz Sayın Göktürk. Teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Efendim, yaz dönemine girerken yaz sorunlarını konuştuk. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Mehmet Kadir Göktürk bizleri bilgilendirdi. Ve noktalıyoruz programı. Yarın yine aynı saatte, bu sefer başka uzman konuklarla başka konu başlıklarını tartışıyor olacağız. O zamana dek sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Kadın hayattır diye yola çıktık. Sağlık sorunlarınıza çare olmaya çalıştık. Kendi alanında uzman 300 konuk davet ettik. 300 sağlık konusunu da ekranlarınıza taşıdık. Sizin de sorularınızı, sorunlarınızı dinledik, yanıtlar vermeye çalıştık. 100 programı geride bıraktık. Bizi izlemeye devam edin.